Bir aile lösemi hastası evlatlarını tedavi ettirebilmek için iş kurmak istedi ama iddiaya göre vicdansız bir dolandırıcının kurbanı oldular. Hasta çocuklarıyla birlikte ortada kaldılar. Biz hiçbir şey yapmadık kiliseye. Benim eşyalarım şeyde, odunlukta. Ya vicdansızlık yani, başka bir şey değil. Lösemi hastası oğullarının tedavi masrafları için iş kurmak istediler. Ancak iddiaya göre ortak oldukları kişi tarafından dolandırıldılar. Acılarına bir acı daha eklendi. Hiç borcumuz yokken bu hallere düştük. Neslihan Savaş Konukçu çiftinin 4 yıl önce bir oğulları oldu. Daha 15 günlükken minik Emirhan'a lösemi teşhisi konulunca hayatları değişti. Oğlunu sık sık hastaneye götürmek zorunda kalan baba işten çıkarılmıştı. Oğluma lösemi teşhisi konulduktan sonra mecbur bir yere ayrılamıyordu. Savaş Konukçu lösemi hastası oğlunun yanında olabilmek için kredi çekip iş kurmak istedi. Dükkan görüşmeleri yaptığı sırada restoran işletmeciliği yapan Taner Aydın'la tanıştı. İddiaya göre Taner Aydın gel beraber ortak olalım dedi. İkili böylelikle tanışıp imzaları attı. Ama dolandırıldıklarının farkında değillerdi. Kendisi bizi çok iyi anladığını, kendi kardeşinin de özürlü olduğunu, bu konuda bize çok destekçi, çok yardımcı olacağını, can damarımızdan vurdu bizi. Benden 50 bin lira nakit, 400 bin liralık da senet istedi. Yaklaşık 15 gün restoranda çalışan Savaş Konukçu, iddiaya göre restoranın Taner Aydın'a ait olmadığını öğrendi. Bu yüzden de senedini geri almak istedi ancak... Kesinlikle vermeyeceğini, hatta senedi ben başkasına verdim. Onlar senden hukuki olmazsa başka yola tahsil ederler diye tehdit etti. Ortağı bile olmadıkları restoran için hacizlik oldular. Evleri, eşyaları bir bir ellerinden alındı. Lösemi hastası küçük evlatlarıyla ortada kalan çifte aileleri sahip çıktı. Onlar olmasaydı biz sokakta kalırdık. Show Haber iddiaların hedefindeki Taner Aydın'ı da aradı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Konukçu çiftinin tek isteği gerçeğin bir an önce ortaya çıkması. Ben onu Allah'a havale ediyorum. En büyük mahkeme orası. Alacağım sonuna kadar.